Depremin evet ilk gününden itibaren bakanlık olarak biliyorsunuz bizim ana çalışma konularımızın hemen tamamıyla ilgili depremle gelen ekstra sorumluluklarımız oldu. Bizim bir taraftan depremin hemen akabinde kuruluşlarımızı tahliye etmemiz, kuruluşlarımızda kalan çocuklarımız başta olmak üzere engellilerimizi, yaşlılarımızı, kadın kuruluşlarımızda kalan sakinlerimizi güvenli bölgelere almamız gerekti. Hemen hızlı bir biçimde kuruluşlarımızı deprem bölgesindeki özellikle ağır hissedilen yerlerdeki kuruluşlarımızı tahliye ettik. Depremden sonra arama kurtarma ve tedavi süreçlerinin akabinde devlet bakımına, kurum bakımına ihtiyacı olduğunu değerlendirdiğimiz yaşlılarımızı, engellilerimizi hızlı bir biçimde yine kuruluş bakımlarımızı aldık. Bunun dışında hastanelerde tedavisi devam eden ampute vatandaşlarımızı da özellikle çok yakından takip ediyoruz bakanlık olarak, Sağlık Bakanlığımızla işbirliği içerisinde. Olabilir ki o vatandaşlarımız arasında da devlet bakımına, kurum bakımına ihtiyacı olan vatandaşlarımız olabilir. Onları da kuruluşlarımıza yerleştirmek üzere gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biz de hem psikososyal destek çalışmalarımıza 0. dakikadan itibaren hemen arkadaşlarımız sahaya çıktılar ve gerekli çalışmaları başlattılar. Biliyorsunuz psikososyal destek dediğimizde aslında vatandaşımızın afet ve acil durumda bozulan günlük rutinini, günlük hayatını tekrar inşa etmek için yapılması gereken ne varsa ihtiyaç analizinden başlayarak işte ilk elde arama kurtarmalar, sonraki süreçte barınma ihtiyacı, ısınma, işte diğer gıda, kılık kıyafet, hijyen maddeleri gibi bütün o süreçleri hemen hızlı bir biçimde organize ettik. Ve hali hazırda da devam ediyor. Hem deprem bölgesinde çadır kentlerde, konteyner kentlerde hem de deprem bölgesinden tahliye olan vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak gittikleri yerlerde ki işte İstanbul'da, Ankara'da, Kocaeli'nde, Antalya'da, Mersin'de biliyorsunuz çok yoğunluklu bir deprem bölgesinden tahliye noktaları var. Buralarda da ayrıca psikososyal destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O sayı yurt dışından gelen aynı bağışlar da dahil olmak üzere gümrük kapılarına yakın noktalarda açtıklarımızla beraber yaklaşık 85 depomuz hali hazırda faaliyetine devam ediyor. Bunlardan bir kısmını ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra tasfiye edip ana depoları vatandaşlarımızın ihtiyaçları sürdükçe biz takviye etmeye, tahkim etmeye devam edeceğiz ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu depolarda vatandaşlarımızın yurt içinden ve yurt dışından gelen bağışlarla oluşturduğumuz aynı malzemeleri, sarf malzemelerini sosyal marketler aracılığıyla ki son sayısı 204 sosyal marketler aracılığıyla ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bunun dışında şu anda sahada 10 tane de sosyal market tırımız var. Yani gezici sosyal marketimiz var. Bunlar da özellikle kırsal ve çeperlerde sosyal marketlere ulaşamayan vatandaşlarımızın ayağına sarf malzemelerini götürüyorlar. Dolayısıyla biz bütün kurum ve kuruluşlar, devletimizin her biri, bakanlıklarımız başta olmak üzere tam bir eşgüdüm içerisinde, tam bir uyum içerisinde vatandaşımızın ihtiyacı olan ne varsa eğitimden sağlığa, sosyal hizmetten yardıma, barınmadan işte diğer ihtiyaçlarına kadar ne varsa bunları hızlıca temin ederek vatandaşımıza sunmaya, arz etmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla inşallah bu yaraları hep beraber dayanışmayla, kardeşlikle, birbirimize dost olarak, omuzdaş olarak, birbirimizle ekmeğimizi, suyumuzu paylaşarak bu yaraları saracağız. Ve inşallah yine güçlü bir millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Ama tabii ki kayıplar geri gelmeyecek. Tabii ki acılarımızı yaşamaya devam edeceğiz. Tabii ki içimizde o ince sızı sızlamaya devam edecek. Ama hayat böyle. Yani bir taraftan da bu bir yaşamak gerçeği. Dolayısıyla bizler insanlar olarak üzerimize düşeni, yöneticiler sorumluluk sahipleri olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz.